Merbat Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Artvin ilinde 52 kilometrelik ekoturizm parkuru yapılıyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, uzun süredir devam eden Dağlı Karabağ Arsaz sorununun sadece barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ermeni Azeri sınırında göreceli sakinlik korundu. Cavahkın, Turtsıh, Loma köylerinin içme suyu boru hattı restore edilecek. Suriye'deki Ermeni İnsani Yardım Misyonu'nun uzmanları 205.087 metrekarelik alanı mayından temizledi. Stas Namin, Ermenistan'ın Antik Tapınaklar adlı filmini sundu. Batı Ermenistan'daki Artvin'in doğal güzellikleri Çoruh Ekoturizm Projesi ile yapımına başlanan 52 kilometrelik parkurla turizme kazandırılacak. Proje kapsamında 52 kilometrelik güzergahta yürüyüş yolu, orman yolu, stabilize köy yolu ve bisiklet yolu olmak üzere 4 ayrı parkur oluşturma çalışmaları devam ediyor. Güzelgah boyunca yapılacak yürüyüş yolu, ahşap köprüler, çeşme, oturma bankları, masalar, seyir terasları, ağaç, bitki ve hayvan tanıtım tabelaları ile yerli ve yabancı turistlere büyüleyici bir parkur sunmayı arzuluyor. Projeyle vadide daha önce keşfedilmemiş, yöre halkının bile bilmediği güzellikler keşfedildi. Bunlardan biri de yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip Ormanlı Şelalesi. Daha önce bu şelaleyi kimse bilmiyordu. News IM'in Ria Novosti Ajansı'ndan aktardığı habere göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Alexey Zaytsev yaptığı açıklamada Ermeni Azeri sınırındaki durumun artması endişe verici bir konuma sahip. Dağlık Karabağ artsak sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerekiyor dedi. Zaytsev, Rusya liderliğinin bölgedeki kilit ortaklarla operasyonel işbirliği de dahil olmak üzere daha fazla tırmanmayı önlemek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti. Zaytsev özellikle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azeri ve Ermeni meslektaşları arasındaki son telefon görüşmelerinden ve ayrıca Türk tarafıyla giderilen görüşmelerden bahsetti. O, yeni gerilimleri önlemek, Kafkasya'daki genel durumu istikrara kavuşturmak ve Yerevan ile Bakü arasında siyasi bir diyalog kurmak için Türkiye dahil ortaklarımızla çalışmaya devam etmeye kararlıyız vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece ve bugün sabah itibariyle Ermeni-Azeri devlet sınırında durum sakinliğini korumaktaydı. Azeri tarafı Ermeni mevzileri doğrultusuna yaklaşık 155 atış gerçekleştirerek ateşkesi 14 kez ihlal etti. Aygetor, Çinari, Nerkin, Garmırahpır doğrultusunda konumlanmış olan mevzileri 10 kez, Zangakadun ve Yedbin doğrultusunda konuşlanmış olan mevzileri 3 kez, Partzuruni doğrultusunda konumlanmış olan mevzi ise bir kez ateş ederek ihlal etti. Jinevs.g'nin belirttiğine göre geçen yıl başlanan Cavakkın, Durtsık, Lorma Durtsık, Bejano, su boru hattının yenileme çalışmaları bu yıl içerisinde bitirilecek. Su boru hattı Ahalkalak yerel bütçesi yardımıyla onarılacak. Durtsık, Lorma Durtsık, Bejano su boru hattının onarımına 2019 yılında başlanmış fakat çalışmalar yarda kalmıştı lorma Durçuk ve Durçuk köyleri arasındaki yaklaşık 350 metrelik kısmın onarılması için yerel bütçeden bu yıl 17.108 lari ayrıldı. Halkalak Belediyesi, turçuk lorma Durçuk köylerinde su temini sisteminin restorasyonu da dahil olmak üzere altyapı projelerinin uygulanması için çeşitli projelerden tasarruf edilen fonların dağıtımını onayladı. Lormatursuk köyü sakinlerinin kendi köylerindeki su sorununa daha 2015 yılında dikkat çekip şikayetlerde bulunduklarını belirtelim. İnsani Yardım Misyonu Merkezi'nden Armen yapılan açıklamaya göre Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Ermeni İnsani Yardım Misyonu'nun 5. grubunun uzmanları Temmuz ayında 19.878 metrekarelik bir alanı mayınlardan temizledi. Ermeni misyonu başlangıcından bu yana 142.000 metrekaresi Suriye makamlarına sertifikalarla teslim edilen 205.087 metrekare alanı mayınlardan temizlemiş oldular. Merkezden yapılan açıklamada 5. İnsani Yardım Misyonu doktorları Ermenicesi takavarak olan COVID-19 salgınının kısıtlamaları koşullarında 1713 Suriyelilere tıbbi yardım sağlarken görevin ilk gününden itibaren 15.485 hastaya tıbbi yardım sağladığı belirtildi. Ermeni İnsanı Yardım Misyonu görevlilerinin konuşlandığı merkezde her gün tagavarakın önlenmesi ve dezenfekte edilmesine karşı önlemler gerçekleştirilmektedir. Halep'teki pandeminin yol açtığı bir takım sınırlamalara ve zorluklara rağmen Ermeni İnsanı Yardım Grubu kendi misyonunu başarıyla yürütmeye devam ediyor. Belgesel film uzun zamandan beri müzisyen ve yapımcı Stas Nami'nin çok çaba sarf ettiği bir eser. Onun yeni filmi Ermenistan'ın tarihi ve kültürüne adanmıştır. Stas Namin, Moskovski Komsomolets gazetesiyle yaptığı röportajda ilkbaharda bu filmin galasını yapmak istedim. Ancak iyi bilinen pandemiya durumu programları değiştirdi ve kimse henüz sinemaların nasıl çalışacağını bilmiyor. Aynı zamanda Facebook'ta filmin fragmanını 300 bin kişi izledi. Ve durum ne olursa olsun bunun aydınlatıcı ve eğlenceli bir tarafı yok. Bu yüzden Ermenistan'ın Antik Tapınakları filmimi internette gösterilmesine karar verdim ve bu insanlar için rahat ve güvenli olacak dedi. Film daha önce pek çok olumlu yorum aldığı birkaç uluslararası festivalde gösterildi. Artık film herkese ulaşılabilir olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Samus adlı koronun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Ay Forka adlı eseri sunuyoruz. ծիսկա, ոչ դիսկան եմ երջ չկա, քազով ես իմ վերջ չկա, ոչ ծնիսկան եմ երջ չկա, քազով ես իմ վերջ չկա, այ փորկա փորկա փորկա, ես որ մեդո խասնիսկա, այ փորկա փորկա փորկա, ես որ մեդո խասնիսկա, դավեծայ վեերջ չկա, գոլոպեսին երջ չկա, դավեծայ վեերջ չկա, գոլոպեսին երջ չկա Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.